kadar korkuyor muydu futbolcular Aziz Yıldırım'da? Çekiniyorduk, çekiniyorduk yani. Anlamsızdı tabii çünkü başkandan bir insan niye korkar yani? Korkmaması lazım, sevmesi lazım. O nedenle bütün kulüplerde başkanlarla arkadaş gibiydi. Hiçbir zaman ben kimseden korkmadım yani. Peki Aziz Yıldırım niye böyleydi? Hani işte devre arasında geliyormuş da işte... Geliyordu canım. Onu yaşadık yani, bunda kötü bir şey yok. Bu Aziz Yıldırım'ın uyudu yani. Ha, Ali Koç gelmez ve öbürkü başkan gelir. Başkan devrede gelip bize fırça atıyordu. Bunu niye anlatamıyorum? Biz bu korkuyla yaşadık. Aman Aziz Yıldırım bunu duyarsa bilsinler. İnsanlar da bizim yaşadıklarımızı bilsinler. Hep Aziz Yıldırım'ın anlattıklarını bilmesinler. Biz de emek veriyoruz. Sadece Aziz Yıldırım emek vermiyor ki. Fenerbahçe'de şöyle bir algı var. Her şey Aziz Yıldırım'dı yani. Futbolcular hiçbir şey yapmıyordu. Hocalar hiçbir şey yapmıyordu. Yönetici, ben futbolcuydum. Ben de bir emek sarf ettim. Bunu da bilsin insanlar. Niye hep Aziz Yıldırım her şeyi o yapmış oluyor? Her şeyi o yapmadı ki, o zaman çıksın o oynasın. Hani o mu atıyordu golleri? Ama şampiyon yaptığımızda mesela gidiyordu, dedi ki siz nasıl şampiyon olduğunu bilmiyorsunuz. Fazla sevinmeyin diyordu. Niye mesela bizim sevincimizi kursağımızda bırakıyordu? Ne demek istiyordu? Yani sanki o bizi şampiyon yapmış demek istiyor herhalde. Ben öyle anladım. Bekarlara ayrı bir kamp sistemi var. O niye olduğunu ben bilmiyorum. Nasıl yani? Halen çözmüş değilim. Yani bekarlar daha fazla kampa giriyor. Yani bekarlar mesela 4 gün kampa girecek. Evliler 2 gün kampa girecek. Büyük saçmalık yani. Adam hani kıçında güler bu olayı. Yok yani, Avrupa'da yok yani. Yani bunun açıklaması yok zaten bir kere. Hani olay ne? Malum olaysa bunu evli de yapabilir, bekar da yapabilir yani. Burada niye sen bekarla şeyi ayırıyorsun ki yani? Hani kamptayken evli bunu yapamıyor mu ya? Şimdi ben evliyim mesela. Hani bekarla ne alakası var yani? Fener'de mesela aşırı vardı. Oğuz Çetin döneminde askerlik yaşıyorduk biz. Bütün hafta kamptaydık. İçi de kamptaydık. Tanıma yapıyorduk. Sonra gidiyorduk Bağdat Caddesi'ne bir kahve mahve muhabbet ediyorduk. Sonra 9'da teslim oluyorduk. Evliler de, onlar hep evdeydi. Pazar günü maç varsa 2 gün evden. Yani cuma günü de mesela Rüştü abiler, evliler geliyordu kampa. O dönem evlenmeyi düşündünüz mü bunun için sırf? Hemen evleneyim dedim ben abi. En azından hafta için mesela rahat olur yani. Hani böyle sahte iyilikler olur ya, bazıları yaparlar. Mesela Almanya'da evlilik yapıyor adam. Almanya oturumu çıkarmak için pasaport. Dedim acaba ben de kamptan kurulmak için bir sahte iyilik mi yapıyorum? Hani birisine biraz şey vereyim, para vereyim. O eğlenmeye başladı bu olaydan dolayı zaten. Rüştü abiyle oda arkadaşı yaptım. Rüştü abi mesela PlayStation'da Gran Turismo ile Tomb Raider'ın serisini her zaman bitirdi. Her sezon alıyordu, bitiriyordu. Gran Turismo çok detaylı bir araba yarışı oyunu. Lisanslar vardır. En sıkıcı bölüm odur. Lisansları mesela bana yaptırıyordu. O görevi, kendisi de asıl görevi yapıyordu. Nasıl da onunla oda arkadaşı olmak? Ben anlattım. Biraz o yanlış anlaşıldı. Şimdi Rüştü abiler beni dövdü falan dedim. O gün abi Rüştü abi bize hep abilik yaptı. Futbolda tabiri caiz papazlık diye bir şey vardır hani, papazlık yapanlar. Papazlık şunlar, abiler böyle gençlere her şeyi yaptırır. Çaylak muhabbet yani, mesela Avrupa'da böyle bir şey yok. Bizim dönemimizdeki abiler için ben sabahtan akşama kadar taşırdım. Çünkü onlar gerçekten abiydi yani. Ampute milli takımın maçı vardı. İşte orada yine beraberdik. Orada hatta o gün abi falan böyle bir ters bakış attı falan. Orada bir daha izah ettim. Ben odada Rüştü abiyle kalırken onlar tavla oynuyordu. Gece de 1, 2, 3 falan da hani. Ben de böyle 21 yaşındayım. O zaman yeni olmaya başlıyorum. Hani Serhat takım falan şu bu. Ben de bir ışığı kapattım böyle. Dedim hani herkes yatar. O dönemlerde esprimiz şuydu hani, mesela bir muhabbet olurdu. Çok sıkılırdık falan veya hani şeydir. Hani Rüştü abi derdi Serhat hadi biz odamıza gidelim. Halbuki biz odamızdayız zaten. Bu mesaj şudur hani, bizim odamızdakiler odasına gitsin diye. Hani böyle espriler olurdu. Ben de onu yapayım dedim. Tabii. Sonra ne oldu? Biraz işte dayak yedik yani, ama böyle şey, beni dövdüler derken hani Rüştü abi kalkıp bana vurur mu yani? Öyle değil hani, şakalaştılar hani, ben 21 yaşındayım sonuçta, onlar artık dövmezler de hani, ona dedim ama bu tabii farklı yansıldı. O gün abi diyor Allah Allah ben seni dövdüm mü falan, sen de bir buluşalım ben seni bir döveyim falan dedi, geçenlerde bir espri yaptı. Babam Cemil Turanlarında falan büyümüş. Ben de o zaman yeni genç milli takıma gidiyorum. U17, U18 falan. Heyecanlı bir dönemim, böyle futbolcu olmaya başlıyorum. Stuttgart'tan uçuyorum. Babam beni havalanına bırakıyor. Geliyorum buraya Riva kampına falan. Bir gün Fenerbahçe ile karşılaştık. Cemil Turan vardı o zaman. O da havalandaydı. Babam da Cemil Turan'ın yanına gitti. Hani eski arkadaşı, amcam onlarla büyümüş, sınıf arkadaşlığı falan yapmış. Beraber top oynamışlar. Aldı sağa şu bu falan. Babam böyle bir tersledi biliyor musun? Hani belki yoğundu falan. Hani bir kötü niyeti belki yoktu. Hani böyle babamı tanımazlıktan geldi. Böyle bir iteledi falan. Üzüldüm tabii üzüldüm. Ama tabii o zaman 17 yaşındayız. Neyin ne olacağını bilmiyoruz. Bundan 2 sene sonra da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Babam beni aradı. Dedi ki Fenerbahçe ile anlaşacağız dedi evlat dedi. Var mısın benimle dedi falan. Yokum dedim baba. Ben dedim hasta Fenerliyim dedim. Orada dedim ben orayı imzalamam için dedim. Cemil Turan'ın senden özür dilemesi lazım dedi. Özür dilerse dedim ben o zaman gelip imzamı atardım. Babam gün günü ağladı falan böyle. Şu an benim de gözlerim doldu falan. Beni babam böyle yetiştirdi yani. Ben de evlatlarımı böyle özür dedi. Aynen başkan çağırdı özür dedi ondan sonra. Kimse Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde vefa bana bir tane söyleyin. Ben Ayk Kocaman için, bak Ayk Kocaman'ı tanımıyorum ben. Ayk Kocaman'ın kendi döneminde takım arkadaşlarında gerçekten ama gerçekten durumu kötü, paraya ihtiyacı olan veya yok mudur insan? Niye peki Ayk Kocaman'ın yanılıyordu? Soruyorum mesela. Niye yardımcısı Bulgar'da yanındaki arkadaşı değil? Niye bizim evladımız değil? Fatih Terim'in yanında kim var? Hasan Şaş var. Başka kim var? Ümit Davala var. Niye var abi? Niye o Rus getirmiyor veya Faslı getirmiyor? Niye o kendi değerlerine, kendi evlatlarına değer veriyor? Necati Ateş Galatasaray'da da oynamış bir dönem.
altyapıda. Gökhan Zan altyapıda. Vefalı. Önünü açıyor. Bizde niye yok? Tamer Tuna'nın böyle bir şansı olabilir miydi Şenol Hoca olmasaydı? Elinden tuttu ve şu an Göztepe'de de çok başarılı oldu ve hoca oldu. E bunu Şenol Hoca yaptı. E şimdi bir Fener'de niye yok? Bana bir anlatın. Ben bir şey istemiyorum. Tuncay'ı var, Semih'i var. Bizim jenerasyondan bir tane söyleyeyim. Bana deseler ki ya Serhat gel bir sene malzemecilik yap. Gel bir sene malzemecilik yap. Bizim kulübün şu an sıkıntısı var, ihtiyacımız var. Ben giderim yaparım ya. Para da almam yaparım. Ben Fenerbahçeliyim ya. Laurent'a gitmiş, şu cümleyi kurmuş bir insanım. Beni oynatma ama Ortega oynat. Ya Ortega oynatmıyordu adam. Ortega'ya karşı bir alerjisi vardı. Ama Ortega mesela benim için o kadar heyecan verici bir değerdi ki. Diyordum ki hoca yapma artık. Hani hocayı çok seviyordum Laurent'ı. Fenerbahçe hocası değildi ama dehşet inanılmaz bir insandı. Ama Laurent'ı böyle yavaş yavaş eritiyorlardı. Hani o Ortega kavgası taraftarlar camiada böyle bir şey huzursuzluk olmaya başladı. Dedim Almanca kapısını çaldım. Bu hafta Ortega'yı oynat. Beni oynatma. Yani ben yedek oturayım ama bu adamı oynat. Gerçekten bu adam büyük futbolcu. Koşuyor koşmuyor antrenmanda. O biraz Alman ekolü. Antrenmanda performansa göre değerlendirirler. Yani bu da bir felsefedir. Ama hani ben dedim artık falan. O neydi? Ya tabii bu öyle bir şey tabii kabul etmez de hani beni çok seviyordu yani. Ortega'yla yani oynatmadı. Bence çok büyük ayıp. Ben bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe camiasına yakıştıramadım yani. Çünkü bir değerdir yani bu adam seversin sevmezsin. Bu adamın elle tutur yani hatıra sayıl inanılmaz bir performansı var. Yıllarca kaptanlık yapmış. Göndereceksen de adaplı ve usullü göndermen lazım. Sen bu adamı çat diye gönderemezsin. Bu çocuğun hanımı dövme mevme ona da geçiyorum da bu çocuklar Türkçe konuşuyormuş. İstiklal Marşı'nı öğrenmeye başlamış. Bunlar burada yaşıyor. Senin ülken bu bir kere. Sen bir Türk insan olarak Fenerbahçe'de de geçtim. Türk insan olarak bir insanı böyle bu adam Türk vatandaşlığına geçmek istemiş gibi gibi bir sürü şeyler var yani detayına girmeyelim şimdilik de. Alex bir değerdir yani. Türkiye alışmış artık bir kenar. Bu adam artık sen Türk kabul edebilirsin. Bunu Fenerbahçe'nin de geçtim. Bu herkes için de geçtim. Şimdi Negredo mu ayrılacak veya atıyorum Gomis mi ayrılacak? Düzgün ayrılmasını şey yaparsın. Zaten öyle oluyor. Ama hani bizde jübile diye bir şey yok abi. Bizde yok yani. Biz adamı pat diye gönderiyoruz yani. Git diyoruz gönderiyoruz. Yok işte başkan diyor bacak bacak üzerine atmış şunu yapmış bunu yapmış falan. Bu ayrılma sebebi değildir ya. Hani ben gidip azıdırımın karşısında bacak bacak üzerine attım da beni kovmak zorunda mısın sen? Bu böyle değildir yani bu adam bir değerdir. Bu adam sana şampiyonluk yaşatmıştır. Ciddi istatistiği vardır bu adamın yani. Samsun bizim ilk geldiğimiz sezonda şampiyon olduk. Samsun stadında olduk. 2000 yendik Samsun'u. O zaman da Samsun'un İlhan Mansız uçumda bu Tümer Metin'de güçlü kadrosu vardı. Şampiyon olduk. Seviniyoruz hani soyunma odasında falan. Fenerbahçe 5 sene şampiyon olmamış. O seneki kadro şampiyon olması için kurulmuş. Ciddi paralar harcanmış. Biz Az Yıldırım geldi. Sesler kesildi. Siz dedi fazla sevinmeyin dedi. Siz dedi nasıl şampiyon olduğunuzu bilmiyorsunuz dedi falan. Ne bu ne demek şimdi mesela? İşte bunu anlamak lazım. Ama bunu anlamak lazım da bunu anlatmak lazım ki anlayabilelim. 6-0 maç kazandık. Biz işte o zaman Rıdvan abi geldi siz tarih yazdınız. Biz orada maçı kazandık. Tuncay falan takımı topladı. Tuncay dedi işte iş sıra sende başkan falan diye bağırdım. Hani prim isteyelim. Çünkü Fener'de o zaman prim falan yok. Ama önemli bir maç kazandık. 6-0 kazandık falan. Haluk Ulusoy'a yapıyorduk biz bunu. Başkanın kulakları çınlasın federasyonda. Milli takımda maç kazanıyorduk. 5 ise mesela prim 10 oluyordu. Hani böyle sıra sende başkan falan. Ben dedim ki Tuncay yapmayalım. Çok net söylüyorum. Yapmayalım dedim. Hani bu adam ters. Sıkıntı olmasın dedim ben. Ya dedi Serhat dedi 6-0 kazandık. Dedi golcü dedi yapalım falan filan. İyi dedim. Girdi başkan. Biz de hepimiz sıra sende falan baş... Kesin dedi. Aynen böyle çıt yok. Ben dedi Haluk Ulusoy falan değilim dedi. Tebrik etti çıktı. Twitch'te benim çok yakından takip ettiğim bir platformda. Hani oyun merakım var ama oynamaktan daha çok seyretmek keyfi alıyorum. Profesyonel oyuncuları seyretmek, mesela Koreli oyuncuların refleksleri çok hızlıdır. Onları böyle seyretmek hoşuma gidiyordu. E bizim de böyle bir arkadaş grubumuz oluştu. Dedik ki hani biz niye böyle bir şey yapmıyoruz? Ama tabii işler çok farklı oldu. Çünkü orada artık canlı yayına girince bizim güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Çünkü benim beklentim hani çok komik arkadaşlarımız var. Muhabbeti, kültürü, seviyesi yüksek olan. E bunlar mesela canlı yayında kilitlendi çıt çıkmıyor. Mehmet diyorum, Eren diyorum, şu diyorum. Kimse de çıt yok. Ben de biraz alışayım tabii reportajları şudur falan ne futboldan. E ben normal olduğum gibi devam ettim. Ama arkadaşlarım konuşmuyor. Dedim, abi küs müyüz? Hani en çok siz konuşuyordunuz, ben şey yapıyordum falan. İstediğimiz gibi olmadı iş. Biz de oyun boyun derken ama bizim olayımız farklı yere kaydı. İnsanlar hep böyle merak ettiği soruları cevaplamaya başladı. Bir gün geldi Ortega, maç toplantımız var. Bavulla falan geldi. Hani bizim Rüştü abiler falan da dedi ki hani Semih falan o zaman bize sordu hani bunu ne yapıyor bu falan. Demiş ki bugün de oynamazsam ilk 11'de gideceğim demiş. Swiss Hotel'de kalıyordu. Gideceğim demiş. Abi ilk 11'i açıkladı. Yine yok. Biz maça gittik Kadıköy'e. O gitti otele. Gelmedi bizle falan. Ondan sonra da zaten şey ayrıldı. Hani başkan menajere görüştü. Ya hocaya ben falan demiş. Çok ince bir nokta. Geçenlerde bir açıklaması vardı. Dedi ki eğer bir futbolcu hocanın önüne geçerse ben burada hocayı gönderemem demişti Az Yıldırım. Hoca mı futbolcu mu derseniz hoca yani. Tamam eyvallah. Ki ben o zaman bir soru sorayım. Ortega ile
menajeriyle görüştüğünde, Ortega dediğinde ya ben ya Laurent, niye Laurent'ı gönderdin? Ben şöyle mutluyum. Ali Koç'u desteklediğinde de hiçbir beklenti yok. Ben sadece azalığından dolayı stada gidemiyordum. Ben artık stada gitmek istiyorum. Yani formamı giyip o heyecanı yaşayayım, kombinimi alayım, maçı seyredeyim. Bana yeter. Ben böyle mutlu olurum. Azalığıma karşı olduğundan değil, o tarafa destek verdiğim değil. Ben şunu da açıkladım. Eğer ki bu periyotta Ali Koç 20 senelik başkan olsaydı ve Fenerbahçe bugünkü pozisyonda olsaydı, ben Azıldırım yeni aday olsa onu desteklerdim. Fenerbahçeliğim için yaptım. Ben şuna üzüldüm. Bir sürü de Fenerbahçeli arkadaşımız var. Onlar niye yapmadı mesela? Ben Ali Koç'u destekliyorum ama Aziz Yıldırım'la da aramı bozmak istemiyorum. Böyle bir şey varsa bu Fenerbahçelik değil bence. Ben çok büyük bir risk aldım yani. Ben açık açık Ali Koç diye bağırdım. Ama Aziz Yıldırım başkan gelseydi ne olacaktı? Ne olurdu? Bir şey olmazdı. Ben yine hayatıma devam ederdim. Estat'a giremezdim. Yine televizyondan takip ederdim. Yani böyle bir domine bir insan. Yani menajere de gider yapıyor, ona da gider yapıyor, ona da bağırıyor, ona da küfür ediyor. Yani böyle bu çözüm değildir ki. Ne oldu peki? Bak ben her zaman şunu söyledim. Hiçbir zaman ikinci bir insan değilim. Survivor'da yarıştık, beni belki çok agresif, beni bilen bilir. Ne kadar sevmesem de, ne kadar kırgın olsa ben şu açıklamayı yaptım. Ben üzüldüm. 20 sene iyi mi hizmet ettim? 1 milyar euro borç, 500 milyon euro borç bıraktım. Oralarına ben girmiyorum. Bu gidişe üzüldüm. Çünkü 20 sene hizmet etmiş. Bak iyi kötü hizmet etmiş onu ilgilendirmiyor. Ben severim, sen seversin, ben sevmem falan o ayrı. O tartışılır, onunla bilir. Ama şöyle gitmesini isterdim. Yakışan da bu olurdu. Çıkıp deseydi ki ben 20 sene bu bayrağı taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı taşıyacak yani layıkıyla tek adam Ali Koç başkanı bayrağını şu an heykeli dikilmişti. Ama işte ego, tamam mı? Hırs bazen insana zarar verebiliyor. Şu an biz nasıl sohbet ediyorsak ben hayatımda da öyleyim yani. Röportajda şurada ben hiçbir zaman bir yerde bir şeyi kurup da şöyle yapsam bana faydası, ben öyle bir insan olmadım. Maçtan sonra aslında bizim milli takım maçı vardı. O zaman da bir sürü Galatasaraylı abilerimiz vardı. Benim zaten onlara karşı bir saygısızlığım olamaz. Ama ben oraya gideceğini bilmiyordum. Şimdi maç 3 falan olduğunda taraftar 5-5 diye bağırdı. 5-0 olduğunda da 10-10 diye bağırdı. Bir dönem sonra da maç bitti. Aslında benim sırf oradaki muhabbeti alıp mikrofona taşımam bu muhabbeti yaptı. Yani ben bir şey kurmadım. Ya, taraftarın 90 dakika önce yaptığı tezahüratı ben tercüme etmek istedim. Yani taraftar 5 istedi, 6 tane attık. 10 istedi, zaman yetmedi. Yani maç bitti anlamında getirdim ama bu tabii inanılmaz bir boyuta geçti. Venezuela da Inter'de oynuyordu o zaman. O bile geldi dedi ki ya ne yaptın falan filan. Dedim lan ne yaptım dedim yani. Sen dedim Galatasaray'da oynamıyorsun ki dedim. Sana bir şey dedim. Inter'e mi bir şey dedim yani. Ben de bu sefer kafam gitti yani. Acaba dedim Inter'e de mi bir şey söyledim. Inter'in de 6-0'la bir şeyim var, geçmişim var falan diye. Yani herkes böyle bir tepki koyunca. Ama tabii beni bildikleri için hani kötü niyetli insan olmadığım için zaman. O zaman her aranızda bir şey geçtiler mi dediler. Ben dedim ki geçmedi tabii ki. O zaman güzel değil yani çirkin de dedim ben. Ama bunu böyle onu yaralamak için demedim yani. O anki hislerimi söyledim. Ya benim koca burunlu, kepçe kulaklı bir adamım ben yani. Benim buradaki mesajım ben ondan daha güzelim. Hani benim öyle bir yarışım ben manken değilim ki ve popstar değilim. Arap atı gibi sonradan açıldı cümlesi var. Arap atı gibi kadın demek var. Şimdi ben size soruyorum. Siz de bir bayansınız. Size ben Arap atı gibi kadın, oh kadına bak Arap atı gibi der miyim ben? Yani o kadar da değil. Benim oradaki şeyim şöyle, ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Asıl onun bana bu tepki koymasını üzdüm. Çünkü o da Belçika'da büyüdü. Onun Türkçesi benden kötüydü o zaman. Bizim anlatmak istediğimiz aslında öyle değildir. O yüzden o beni anlar diye düşündüm. Ama kalkıp o bana yakından adamsın, adamdan uzaksın diye falan bir cümle kurdu. Arap atı değerli bir at yani. Kötü bir şey mi yani? Arap atı dediğin dünyanın en başarılı yarış atı. Bu burada niye abi mesela kötü anlaşılıyor değil mi? Çok başarılı yani. Fatman abi, şeytan demiyorlar mı? Evet. Şeytan mı daha kötü, Arap atı mı daha kötü? Şeytan diye hitap ediyoruz, süper oluyor. Arap atı diyoruz, kadına şiddet oluyor. Arap atı gibi sonra açılmak demek, Arap atı başta yavaştır, sonradan açılıp yarışı kazanır. Başta güzel dedi, sonradan güzeldi. Ve ben dedim ki, Türkiye'nin bir değeri dedim, megastar dedim. Megastar oldu. Başta normal bir şarkıcıydı veya normal bir, değil mi? Bu işe bak, megastar oldu dedim, megastar oldu dedim. Vardı Eyüp oğlum birisi bizim Survivor'a falan da geliyordu. Dedi ki bak bana diyebilirsiniz dedi ya. Eyüp abi bugün çok donuk başladın programı ama sonradan Arap atı gibi açıldın. Orada bir şiddet olmuyor da ben söyleyince kadına şiddet mi oluyor? Kadına şiddet bu değil. Benim burada hiçbir kötü niyetim yoktu. Çok yanlış anlaşıldı. Benim aslında orada bir kıyas ne kıyası yapabilirim mesela? Hani ne bileyim ne diyebilirim abi yani? Kaplumbağa çok yavaştır sonra açılmıyor kaplumbağa yani. Açılsa kaplumbağa diyeceğim. Açılmıyor abi. Açılan tek bir şey vardır. Yarış atıdır. O da Arap atıdır. Fenerbahçe'ye her zaman hakkım helal olsun. Ama azılarıma hiçbir zaman hakkım helal etmedim. Hiçbir zaman da etmeyeceğim. Çünkü benim çocukluk hayalimle oynadım. Parayı, pulu, her şeyi bir kenara bıraktım. Bu benim çocukluk hayalimdi. Hayalimden de öteydi. O hayalimi elimden aldığı için
Oraya büyük bir kırgınlığım var yani. Belki şu an ben Fenerbahçe'de kaptandım. Bilemeyiz. Çünkü benim o dönemimde kaptan bendim normalde. O periyotta. O Çetin benden rica etti. Ümit Özat yaşça daha şey diye falan. Benim dedim kaptanlık gibi bir hırsım yok. Ben yeter ki camiama hizmet edeyim. Ama işte benim haksızlığa gelemem ben. Benim yarı yani hem kariyerimi hem de çocukluk hayalimi elimden aldı. Kırgınlığım her zaman sürecek yani. Fenerbahçe değil kesinlikle ama o insanı aynen. 2 senenin sonunda 16 gol atarak Dünya Kupası'na seçildim. Dünya üçüncüsü olduk. Kadroya girdim. Ve sözleşmem elimde. Yani bonservisim elimde yani. Fenerbahçe'den bir şey bekliyorum. Yani benim kendi camiam bana normalde Dünya Kupası'na gitmeden ben sözleşme teklif edemez. Ben Dünya Kupası'ndan gelmişim halen bekliyorum. Samanda da böyle bekliyorum. Artık son haddede başkan çağırdı. Bana dedi ki 3 senelik sözleşme. Şu para. Aynı parayı atarsın ya da gidersin dedi. Ne yapayım ben şimdi? 2 sene oynamışım daha. Futbol kariyerim yeni başlamış. Cıvıl cıvılıyım. Yani oynamak istiyorum. Hırslıyım. Fenerbahçe bir de yani niye gideyim? Mecbur attım 3 sene. 3 senede de 2 sene üst üste şampiyon olduk. 3 senenin sonunda da formumu şeyindeyim, zirvesindeyim. İlk defa bir hocanın kapısını çaldı. Davamın kapısını çaldı. Dedim ki hoca ben niye oynamıyorum dedi. Eksiğim varsa tamamlayayım. Şu an dedi antrenman ve maç performansı olarak takımda en iyi oyuncu sensin. Ama şu an ben seni oynatamıyorum. Ama açıklamasını da yapamam beni affet dedi. Demek ki başka bir yerden başka bir baskı var veya başka bir güçler var yani. Peki niye mesela sana karşı böyle bir şey olsun? Şahsımla alakalı değildir. O anki takımın formatınla alakalıdır. Bir tarafta ben 600 bin dolar alıyorum. Bir tarafta 3.7 milyon euro Anelka alıyor. Şimdi başkan kimi oynatmasını ister hocaya? Dedim o zaman ben ayrılayım. Hiçbir değerim yoksa. Şuna karşıyım. Anelka 3.7 milyon euro aldığı için oynatılıyorsa karşılayayım. Eğer benden daha iyi performans kesiyorsa eyvallah. Ben kendimi geliştiririm, daha iyi olmaya çalışırım. Ben yine ayrılmak istemiyordum ama yine bonservisim elimde. Yine bir milli takım kampı var Ukrayna. Yine bir şey yok. Yine ben ortadayım. Bir yandan Anderlecht arıyor, şu arıyor, Shakhtar Donetsk arıyor. Ben kendi camiamdan bir şey yok. Bu kadar kötü bir insanım. Bu kadar mı nefret ediliyor benden? Hani bu sefer hiçbir şey gelmeyince ben de gittim sessizce. Artık imzamı attım. Ne yapayım? Yani ne yapabilirim ki? Küçüklüğümde bir Fenerbahçe'ydi. Bir de biraz renkler uyuşuyor diye Brezilya'daydım ben. Brezilya her zaman böyle çocukluk hayalimizdi. Sarısı var, mavisi, lacivert de var arasına. Brezilya benim her zaman favorim Dünya Kupası'nda. Olur olmaz önemli değil. Belçika alamaz diye düşünüyorum. İnşallah alır. Hani böyle başka birisinin gelmesi çünkü çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Ben kendi futbol şeyime göre dayanarak söylüyorum. Brezilya ile Fransa arasında geçer. Herhalde bir single çıkartıyordu. Kimse tanımıyordu. Ama asıl oradaki şuradaki amaç şuymuş. İki tane Türk gencimiz biz hani onurla gururla Avrupa'da Belçika'da gururumuz diye bir röportaj istediler. Ama tabii benim de o zaman kız arkadaşım olduğu için hani ben niye bir yani futbolcu popstarla hani nasıl bir röportaj oluyor bir kız erkek hani yanlış anlaşma olmasın diye ama çok yanaşmıyordum ama böyle Türk bayrağı işte gurur falan deyince milli duygulardan beni yakalara röportaj yaptık. Bana da Twitch'te dediler ki hadiseyle röportaj yani Google'da var bu yani yapacak bir şey yok yapmışsınız röportajı. O ben ona forma vermişim o bana CD'sini imzalamış hani bunu o da İnkar edemez, ben de demez. Böyle bir şey yaşamışız. Çok da keyifli geçti. Benim bir sıkıntım da yoktu. Benim kendisinde bir sıkıntım da yok. Arap atı gibi demen yani bu hani... Bu bence biraz... Arap atı değil. Ne peki burada? Çirkin demen. Bence %100 o yani. Yani eskiden çirkindi. Şimdi daha güzel. O çirkin kelimesi bence rahatsız etti ve orada o zamanki foto. Şimdi Hakan Atipoğlu diye bir adam var. Bu adam kutu açarak ünlü olmuş değil mi? Kardeşim ben milli takımda oynadım. Ben senden üstün bir insan değilim de ben milli takımda oynadım. İsmimi ağzından alırken bir düşünmen lazım bu lafın nereye gideceğini değil mi? Şimdi bir saygı olması lazım. Benim şimdi senden konuşurken sana nasıl saygım var? Senin de bana olması lazım yoksa bu iş olmaz. Biz tırnaklarımızla kazıyarak geldik bir yere. Survivor'a gittik de sen beni hayrola ya. Serhat böyledir şöyledir sen ne oluyor? Çocuğu Türkçe bilmiyor. Çocuğuna Türkçe öğretsin. Ya siz kimsiniz ya? Eleştir bak de ki Serhat çok fazla agresif. Veya Serhat iyi yarışmacı değil. Serhat onu söyle ama sen sürekli 5 ay boyunca Serhat böyle deyince o zaman insanlar artık der ki ya bu Serhat şerefsiz yani der. Algı yapılmasın. Şimdi orada adamlar tarafını belli ediyor yani. Ben yarıştım. Ogaday'la yarı final koltuğuna oturduk. Bir ödül kazandık. Sonradan geldik. İstanbul'a geldik. Oradan hemen şeye uçacağız. Kıbrıs'a. Hakan Atipoğlu'nu gördük eşiyle falan böyle o panoramacıları falan gördük. Ben dedim ki Hakan Atipoğlu'nu sima olarak tanıyorum ben. Eski yarışmacı ya. Dedim herhalde eski yarışmacıları getirecekler falan dedim. Panoramayı falan bilmiyorum ben. Onun sunduğunu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah Kur'an çağırdı. Bana havalanında sarıldı. Serhat'ım şöyle yarıştı. Ben de diyorum ki sağ ol abi falan diyorum hani. Böyle moddayım yani sağ ol abi. Artık özlemişiz ülkemizi özlemişiz. İnsanları özlemişiz falan. Bilmiyorum ki bana 5 ay böyle şey yaptın. Orada bizde muhabirler de aldı beni. Hani sevdikleri için abi de boş ver dedi. Uzak dur falan filan. Beni kenara çekti. Ha böyle de bir üzerine böyle de bir şey var hani karakter bozukluğu var. Yani sen ben 5 ay sana veya bir tane yarışmacıya 5 ay bu kadar giydirsem
Ben kalkıp nasıl sarılabilirim ya? İnsanın biraz da hani alnında birazcık aklık olur yani. Hakan Ural ya adam demiş ki Serhat Fenerbahçe'deki benim yanıma gelirdi falan. Bu çok agresif, bunu programdan alsın. Ya sen kimsin ya? Hayırdır yani sen kimsin mi? Ben Az Yıldırım yanına gitmiş adam değilim ya. Fenerbahçe'deykeni. Senin yanına sen hani mafya babası falan mısın? Benim yanıma hani ben hayatımda kimsenin yanına gitmiş bir adam değilim. Kendinden giderim senin yanına. Çayını içerim şans abi büyükannenin sevdiğim insanların. Sen kimsin ya benim yanıma geldi falan diyorsun programda? Ben seni tanımıyorum abi yani. Merhabadır belki AK Merkez'de görmüşümdür seni. Ama sen benim yanıma geliyor falan hayırdır yani. Hani bunlar çok kötü şeyler. Burada algı var. Algı yanlış. Şimdi Dünya Kupası'nda Almanya elendi. Bunun yorumunu almak istiyorum. Çok çok üzüldüm. Joachim Löw'ü ben çok seviyorum. Benim de eski hocam Joachim Löw. Fenerbahçe'ye gelmeden evvel Karlsruhe'de benim hocamdı. Fenerbahçe'yi de beni tavsiye eden hocadır bu arada. Ve Fenerbahçe'yi çok sever. Benim zaten en büyük hayalim neydi? Size söyleyeyim, ben halı saha falan da oynuyoruz Joachim Löw'le. Birebir de görüştüğüm bir insan. Acaba dedim ki hani Joachim Löw'le Ali Koç'u mu görüştüreyim dedim. Hani böyle hoca olsun, hani böyle Fenerbahçe'de böyle gerçekten görmek istediğim bir insan, ama çok ciddi bir teklif varmış. 40 milyon euroluk senelik Çin'den teklifi varmış. Çok farklı boyutta, ama Joachim Löw'ün çok yakın takip ederim. Gerçekten bence çok kötü bir karar verdi. Leroy Sané'yi almamak da çok büyük karar. Yani benim şahsi fikrim bu. O Leroy Sané'yi alması lazımdı yani. He, etkiler mi etkilemez orayı tartışmıyorum. Onu alması lazımdı. Yani daha hazır değil veya havalanmış veya... Abi Leroy Sané dediğin adam şu an Manchester City'yi ayağa kaldırmış. Çok iyi bir performans göstermiş. Dikine giden, ters bir futbolcu, dikine gidiyor bir kere. Bu dikine giden futbolcu oyunun kaderini değiştirebilen bir futbolcu. Havaya mı girdi? O zaman sen indireceksin. Hocanın görevi budur yani. Ben havalanırsam Fatih Terim yapmıyor muydu yani? Emre Belözoğlu falan hemen tak. Yani hadisenin benim adamıma girmemesi lazımdı. O kendisi zamanında Anderlecht'teyken de bana 2 ay boyunca yalvardı ajans olarak benden röportaj istediklerini. Onları o kendi daha iyi bilir. Hani o yüzden o konuya girmedim. Çünkü o zararlı çıkar o konu. Fenerbahçe'den Anderlecht'e geldiğimde 24 yaşındaydım. O popülerdim. O zaman hadiseyi kimse tanımıyordu. Yılı da bahsederim size. Röportajı da zaten insanlar o resimlerde biliyor röportajı. Aslında video olarak, kayıt olarak o röportajı bulsalar skandal olur. Çünkü o zaman hani inanılmaz konular falan geçti. Yani bize sorular soruluyor. Adam diyor ki bana, hadise diyor, senin erkek arkadaşın yok diyor. Serhat gibi olmasını ister misin diyor. Abi diyorum, sen nasıl soru soruyorsun diyor. Hadise diyor ki ben Serhat'ı tanımıyorum ama çok hoş bir erkek diyor. Oha diyorum falan. Hani böyle bir röportaj yaşadık. O röportajı belki hafıza kaybına uğradığı için unutmuştur. Benim aklımda hani o röportaj falan çıkarsa çok zarara uğrar. Hani bana adamlığından bahsediyor ya. Ben mesela Fenerbahçe'ye geldim. O da arkadaşım ilk kampta Oktay Derioğlu'ydu. Bana ilk sorduğu şu, kaça anlaştın? Bu kadar anlaştım abi dedim. Kaç para peşin aldın bu kadar? Ben o zaman Almanya'dan gelmişim. Türkiye'yi bilmiyorum, ortamı bilmiyorum. Hani soruyor, ben de söylüyorum. Hani hayaldir abi, Oktay Derioğlu'nun aynı odasısın o zaman, tamam mı? Hani benim için orada başkanı aramış mesela Oktay Derioğlu. Demiş ki bu Ümit Milli Takım'dan geldi. Bu kadar kazanıyor, bu kadar peşin aldı, bana vermiyorsun. O zaman da başkan demiş beğenmiyorsan defol git demiş. O zaman da hatta Oktay abi Las Palmas'a gitmişti hatırlarsanız. Ayrı ayrılıyor, ben de 9 numaraya giniyorum. 9 numara hikayemde bunu da hiç kimse bilmez. Peki Ronaldo mu Messi mi? Klasik soru. Direkt Ronaldo, direkt. Çünkü daha yararlı. Alex mi Hacı mı diye sordular bana. Ben Alex dedim, tepki aldım. Neden öyle dedin? Çünkü Alex. Neye göre Ali Hacı? Neye göre Alex? İstatistik olarak. Şimdi futbol neye göredir? Yeteneğe göre mi karar veriyoruz yani? Şimdi ben tamam, o zaman şöyle söyleyeyim size. Hacı daha yetenekli mi? Evet daha yetenekli. Kağıda bakıyorum, her şeyi Alex yapmış. Neye göre o zaman Hacı? Yetenek var. Ama kağıda dökememişim. Çıkarttı mı son 10 senedeki performansını? 20 gol, 20 asist. 30 gol, 20 asist. 25 gol, 15 asist. Yapsaydı o da, o zaman öyle dedim. Şimdi hani Messi bu dünyadan değil bak Messi. Yani uzaylı bir yeteneği var. Ama kardeşim kullanamazsan ben ne yapayım? Devrilmiyor, sakatlandı mı bir hafta sonra dönüyor. Messi sakatlandı mı 5 ay sonra dönüyor. Niye? Artık vücut... Ronaldo hayvan gibi. Ben Ronaldo ile karşılıklı oynadım. Manchester United... O zaman yedek de tabii. Adamın gelişimini gördüğümde büyük hayranlık duyuyorum. Gerçekten örnek alınacak bir insan. Büyük adam yani bence. Ben kesinlikle Ronaldo'yum. Kısa kısa birer cümlelik ne ifade ediyor senin için? Rüştü Reçber. Abiden de öte. O gün temiz kan oldu. Aynı şekilde. Benim için ikisi de değer. Ümit Özat. Profesyonel ama çok şey değildik yani. Büyük bir yetenek değildi ama çok iyi işler yaptı. Alex. İmparatorla Ordinarius arasında gidiyor yine benim için. Hacı. Yetenek üstün yetenek mi derler artık? Karşılıklı oynuyordum ben Hacı ile bu arada. Ama tabii seyretmesi çok keyifli. Karşılıklı çok keyifli değildi de. Aziz Yıldırım. Boş geçecek bu soruyu. Boğa. Benim. Buyurun. Dansın. Samuel Johnson mı? Dudak. Alt dudak, üst dudak. Adam sadece dudak gelmiş bu dünya. Çok inanılmaz bir insan. Hastasıyım yani. Aradığımda da hemen ooo kardeşim falan yapıyor ya. Hasta oluyorum ya. İnanılmaz bir insan. Kültür, bitirdiği okul, saygın bir aile. Ama bu kadar Fenerbahçeli olması böyle kanımızı bağlıyor ya. O beni heyecanlandırıyor. İhtiyacı var mı? Yok.
Yok. Ama gelmesi ne demek? Bu adam gerçekten Fenerbahçe. Son olarak Fatih Terim. İmparator. Tek kelimeyle imparator. Çünkü milli takım hocam da beni çağırıyordu, oynatmıyordu falan. Hiç önemli değil. İmparator. Survivor'da da çok büyük yanlış anlaşmalar oldu. Onu da iyi oldu, konu şey yaptı. Survivor'da aslında ben çok üzüldüm, kırıldım. Çünkü Acun abi de benim yerim ayrı. O da kardeşim falan diyor ama onda yerim ayrı mı değil mi çok önemli değil. Ben de yer aynı çünkü ben Acun abi 2000 yılından beri tanıyorum. O zaman Şans abi Büyükaya ziyarete gidiyordu. Daha o zaman Acun Firar da falan yoktu. O zamandan böyle kanım ısınmıştı yani. Hani böyle bir çok bir sohbetimiz yok. Bir yerde yemek falan yok. Ama orada görünce hep böyle selamlaşırdık. Böyle sıcakkanlı bir insandı. Şimdilik nasılsa o zaman da öyleydi. Zaten bu gelişimi de öyle sağladı. Hiçbir zaman antipatikliği olmadı. Acun abi beni aradı. Survivor'a gelir misin? Açlığa dayanır mısın? Falan filan dedi. Yukarıda Allah var. Acun abi de şahittir. Ben Acun abiyle bir gram pazarlık yapmadım. Bir gram da bir şey söylemedim. Dedim abi kağıt kalem çıkar mı? Ben dedim hani seni sevdiğim için geliyorum dedim. Bana dedim hani buraya pazarlık yapmaya gelmedim. Sen bir şey söylüyorsan odur dedim. Şimdi Elon Musk'ın da bana aynı bütçeye ayarmışlar. Elon Musk benden 2,5 kat fazla aldı. Ben kırıldım tabii ki. Ama hani Elon Musk'ın ihtiyacı varmış. E peki benim ihtiyacım yok mu? Ben bilmiyorsun ki sen beni. İnsanlar beni milyoner zannediyor herhalde. Ben bilseydim panoramada bana böyle vuracaklarını ben o zaman ben buna pişman oldum. Yoksa tabii ki ayrı bir sevenlerim oldu. Görüşüyorum da çoğunla. Bunlar benim artım. Çok artısı oldu. Ama üzüldüğüm nokta da çok oldu. Çünkü ben iki çocuk babasıyım. Hani kimse benim çocuğuma İşte Türkçe öğretmen, siz kimsiniz ya? Keşke dedim. Bu Hakan Antipolo'dur veya kimse bunlar ismini de almak istemiyorum. Reklam olmasın adamları. Keşke dedim yürekli adamlar olsaydı beni çağırsalardı panoramada karşılıklı bir konuşsaydık. Yani bana karşında söyleyebilseydi ya sen adam değilsin. Deseydi bakalım o kadar yüreği var mı? Ya, şampiyon yapmak istedikleri adamı yapamadılar. Anladın mı? Bir yerden paralar almışlar. Bir yerden bunları bağlamışlar. Tabii. Şimdi panorama abi zaten algı bir yer yani. Ben panoramaya gidip para döksem desem ki beni konuşacaksınız. Beşe beni konuşurlar. Çocuğu olacak şimdiki o. O da o zaman anlar babanın olduğunu. İnşallah. Bana yaptıklarını ona birisi gün ona yapar babayken. O zaman hisseder ne hissettiğimi. Çok hassas konular. Hani Survivor bu olmaması bu değil yani. Survivor gerçekten çok büyük bir format ve gerçekten orada her şeyi tadıyorsun. Yani mikrofonu eline veriyorlar oradaki paralı köpekler. Azılırım dediği gibi paralı köpekler var orada. Tamam mı? Var gerçekten. Ya paralı köpekler az yıldım da dedi. Kötü bir şey değil ki. Hani parayla satın aldın insanlar. Parayla satın alan insanlar var orada. Çok var. Algı yapanlar. Onlar kendilerini bilir. Şimdi bu tabii. Şimdi onlar orada gitsin. Sana yemin ediyorum 3 gün dayanamazlar. 3 gün dayanamazlar. 2. gün bırakırlar. Ben gidiyorum derler. Ben ameliyat oldum orada. Acun abi geldi sağ olsun başımda bekledi. Ben yine de oradaki davamı pes etmedim. Ben pes etmeyi sevmem. Yani buradan artık yardılar. Bağırsaklara düğümlenme falan oldu. Çok ciddi bir ameliyat yaşadım. Survivor tarihinde de bilmiyorum ameliyat olan var mı yok mu bilmiyorum da herhalde ilkimdir. Yine de davamdan vazgeçtim ama kimse de arayıp bana demedi ya. Serhat hakkını helal et. 4-5 ay iyisiyle kötüsü bir şey. Sen ameliyat geçirdin, arka deni yırtıldı ama davanı devam ettirdin. 3. oldun, finale geldin falan demedi kimse bana. Çok önemli değil. Görüşmedik hiç. Çünkü ben bir Hürriyet'e röportaj verdim. O herhalde röportajı almış, kırılmışlar. Yanlış anlaşılmıştı. Survivor'a gittiğime pişman oldum başlatmışlar. Benim ama olayım o değil. Ben Survivor'a gittiğimde hiçbir zaman pişman değilim. Survivor zaten bana çok şey öğretti. Çok şey öğretti. Ben anlattım zaten orada içeriğini. Benim olayım, ben bekar olsam hiçbir sıkıntı olmaz. Ama şimdi çocuğum var, yabancı işim var. Bunlar Türkiye'de yaşıyor. Şimdi benim hanım mikrosa çıktığında hanıma tepki göstermesi, küfür edilmesi hoş bir şey mi? Bunu da yapan buradaki programlar. Ben onu söyledim. Ben Survivor'a giderken sırt çantamı aldım. Bindim uçağa gittim. Ben Survivor'ın panoramasını, şunu hani başka insanlar gibi her şeyi kurup da bu işin kitabını yazıp da oraya gitmedim. Çalışarak gitmedim ben. Bir şey bilmiyorum. Ben gittim Serhat Akın sırt çantasına geri döndüm. Şu beni çok kırdı. Panoramada belden aşağı vurmalar olmaması lazım. Algı yapılmaması lazım. Ne demediler ki yani her şey demişler. Eski yarışmacı var kız, şimdi adını söylemeyeyim. Onunla da farklı bir olayımız var zamanında. Çok fazla ilgi göstermemişim demek ki onun içinde yarı kalmış. İşte o kendi anlar. Çocuğu bir tweet atmış Türkçe öğretsin falan çocuğuna falan. Yani bir kavga oldu Alman erkeği falan diye. Türkçe lan sen kimsin? Ben Rusça da öğretim, İtalyanca da öğretim. Sana çocukların ben hangi dili konuşacağını sana hesap mı vereceğim sen? Hani sen kimsin bir kere? Sen gidip önce bir evlen, çocuk yap, ondan sonra konuşuruz seninle. Sen ne olduğun belli değil. Survivor üzerinden prim yapmak isteyen insan da çok. Tweet atan falan, hani böyle savaş açan falan. Kimsiniz abi siz? Ben Mesut Özil'i bu son maçtaki kadar hayatımda ilk defa bu kadar kötü oynadığını gördüm. İlkay da öyle. Yani Mesut Özil de demek ki İlkay bu Cumhurbaşkanımızdaki olaydan çok etkilenmişler. Bu olayı mesela büyütülecek bir olay değil ya. Hani niye onlar böyle bir şey yaptı onu anlamadım yani. Onlar
Türk yani. Annesi babası Türk. O bizim evlatlarımız yani. Cumhurbaşkanımızın yanına gidip el vermesi bunun kadar doğal bir şey. Resim ne var bunda yani? Ve bu kesinlikle Almanya milli takımını etkilemiş. Özellikle Mesut Özil'e, ben çünkü futbolcuyum. Onlar bizim kardeşimiz. Ben görebiliyorum. Ben Mesut Özil'in bu kadar kötü top oynadığını hayatım boyunca görmedim. Çağlar mesela Angela Merkel'in resim çek dedi. Bir etkinlikte bir araya geldiler. Ne yapacağız biz Çağlar'daki Çağlar Söyüncü'yü ülkeye mi almayacağız? Sıklayacağız mı? Çocuğun milli takımında küfür mü edeceğiz? E niye bizim evlatlarımıza, bizim kardeşlerimize yapıldı? Ben çok üzüldüm yani. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ya. Siz sevmiyorsanız biz de mi sevmeyeceğiz? Veya biz sevmiyorsak sen mi sevmeyeceksin? Böyle bir şey olamaz ki bu demokrasi. Çok şaşırdım yani. Demek ki ya bir çekememezlik var ya da ciddi bir sıkıntı var içeride.